Koç erkeği işvesi, cilvesi yatağın içerisinde geceyi seven kadından hoşlanır. Boğa erkeği için güzel giyinen kadın. İkizler erkeği bak hareketli, enerjik, zor, güvenilmesi zor bir adamdır. Hakikaten öyle. Şimdi yengeç erkeği annesi gibi kadınlar arar. Saran, sarmalayan, doyuran. Efendim pijama sohbetlerine hoş geldiniz. Yoğun yorumlarınız, beğenileriniz ve izlemeleriniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve bu yorumlara gelen özellikle burçlara doyamadığımızı gösteriyor. Ben tabii ki canım arkadaşım, bir tanem burçların kraliçesi Nuray Sayaray'la tekrar bir bölüm daha yapalım dedik. Evet, teşekkür ederim. Ne kadar fazla istek oldu Nuray, maşallah. Evrimciğim, buna ihtiyacımız var. Hem gülmeye tabii, hem de burçlarla ilgili tabii, bu ilişki analizlerine. Şimdi ekranda onlar beni... Tabii ki ben çok rahat, doğal olduğu gibi olan bir kadınım ama hani ev hayatım ve günlük yaşamım benim, biliyorsun. Biliyorum. Şaka, sevgi, gülücükler, gülmeyi... Gullüm üzerine. Gullüm üzerine. Dolayısıyla uzun yıllardır ekrandaki o yine şakası olan ama ciddi duruşunun dışındaki Nuray Sayar'ın gerçek yüzünü görmüş oldukları için bence o çok hoşlarına gitti. Evet, ekranda daha mecburen biraz tabii bir kanalı da temsil ediyorsun aynı zamanda. Biraz bir öğretmen havasında oluyorsun ama normalde bir genç kız. Çok teşekkür ediyorum yeniden davet ettiğin için. Ay ben teşekkür ediyorum geldiğin için. Seninle bir arada olmak böyle enerji bir tavan yapıyor. Ay, maşallah. Kendimize de nazarımız değmesin. Ama şimdi, böyle vurmuyoruz. Ha, ne yapıyoruz? Bak bu nasılmış, çok önemli. Bilmiyorum, öyle ekranları kalan karşısındakiler de duysunlar. Korkuyu sese çeviriyoruz. Çoğalıyor daha çok. Ha, o zaman... O da yok. Yok, bu da yok. Hayır, o yok. Ay benim bağıtlarım var. Nasıl işte kurtulacağım? Bana meditasyon yap. Sana bir gün de meditasyon çekelim sen. Vallahi mi? Olumsuz duygularından, evet, bağıtlarından arınman için. Böcek korkumdan falan. Püslüklerin varsa onları aşmak için, bilinçaltını temizlemek için. Şimdi. Evet. Erkek burçları hangi kadın burçlarından hoşlanıyor? Onunla bir giriş yapalım. Bak, hemen gireyim konuya. Tamam. Uzmanlık alanıma. Herhalde bilirkişi. Şimdi bir koç erkeği işvesi, cilvesi geceyi seven kadından hoşlanır. Yatağın içerisinde bayılır dişisine. Böyle soğuk, Nemrut bir kadında hayatta olamaz. Peki o işveli cilveli kadınlar hangi burçlar oluyor? İşvesi cilvesi olan kadınlar yengeçler olur. Balıklar olur. Teraziler olur. İkizlerde işvesi cilvesi vardır ama elektrik aldığına yapar o işveli cilveyi. Yok, bizde. Elektrik alamıyorsa hayatta bildik kalır. Evet ya. Kesinlikle. Hatta böyle ne adam diye. Ay, evet, bizi ya seviyorlar ya sevmiyorlar. Ya hep ya, ya hiç. Orta yok çünkü. Denge yok değil mi? Denge yok. Kesinlikle. İkizler kadını aslında dengesiz değildir. Değil. İstediği zaman istediğini verir. İstemediğini su bile vermez. Boğa? Boğa için, boğa erkeği için güzel giyinen kadın. Konforuna önem veren kadın. Gene o rahatlık dediğin gibi senin değil mi ya, boğa için? Şimdi o boğa erkeği dişil kadınlardan hoşlanır. Eril enerjili kadınlara yaklaşmaz. Bir de boğa erkeği evi yuvayı seven ama dışarıda karda yürüyüp izini belli etmeyen. Aa, yılansı bir özellik. Nasıl? Çıngırak çıngırak çıngırak. O derece. Tabii ki. Ay, ya boğa ile evlenirsin. Boğa erkeğiyle onurunu gururunu zedelemez evdeki kadının. Hissettirmiyor çünkü. Hiçbir şey hissettirmez. Tatlı dilli, güzel giyinen, şık, konforu olan kadından hoşlanır. Yemek, iyi yemek aşçılardan. Çünkü evdeki iyi... karısı. Ha, iyi yemek evdeki yapacak. Karısı iyi yemek yapacak. Dışarıdaki kesiştikleri de güzel olacak, konforlu olacak. Ha. Ama sadığı da sadıktır. Öyle mi? Boğanın, yani boğa erkeği evine ve yuvasına konforuna önem verdiği için geneli sadakatten yanadır. Evdeki işve, cilve, giyim, kuşam, gösteriş varsa dışarıda hiç gözü yoktur ama evdeki dolma sarıp kocanın yolunu bekliyorsa dışarıda başka dolmaları yer. Eve geldiğinde asıl dolmayı yapanın dolmalarını yer. O yüzden güzel, aman diyorum. Geldik en zor burçlardan biri. İkizler erkeği. İkizler erkeği bak hareketli, enerjik, zor, güvenilmesi zor bir adamdır. Hakikaten öyle. Yani her kadının taşıyabileceği, kaldırabileceği bir adam değildir. Çünkü onlar bahane üretmezler. Direkt yalan söylerler.
Erkeği ama. Erkeği, kadını değil. Kesinlikle. Hele yükselen ikizler erkekse. Güneş ikizler değil bak. Yükselen ikizlerse flört eder. Aşk boncuğu dağıtır. Ama hiç ne evlilikte ne ilişkide gözü olmaz. Yuva kurmak istemez. Ha, düzen öyle. Kurmak istemez. O kadar da güzel bağlar ki şu ana kadar bir kadına güven duymayı senle öğrendim. Bak düşünsene, bir adam bir kadına bunu söylüyor. Kadının burcu ne olursa olsun, vay be, ilk defa güven duyduğu kadın benmişim. Ben neymişim dersin. Ben neymişim. Değerlilik katıyor sana. Tabii değerlilik katıyor. Bir günü geçirirsin. Hoşlandıysa ikinci günü de geçirirsin. Ondan sonra sabaha kadar WhatsApp'ta çevrim içi, kimle çevrim içi? Danışanlarımdan bildiğimi söylüyorum sana. Hayatta WhatsApp kim çevrim içinde olursa olsun bana ne? Ya bana şunu soruyorlar. Ya saat 4'te çevrim içi, sen niye WhatsApp'taydın? Ha, sen ne yapıyordun? Sen neyi gözetliyordun? Biri bizi gözetliyor şeklinde yaşıyorlar. Genelde bunu soran WhatsApp'ta çevrim içiydi diyen akrep kadınıdır hep. Sürekli de gece gündüz çevrim içi olan erkek de ikizler erkeğidir. Tabii akrep şüpheci değil mi? Hem sezgileri çok güçlü. İçindeki kuruntu onu uyutmaz. Ay bir de ay sürekli ya. Peşinde olur erkeğinin. Ay yok, of sıkıcı, çok yorucu be. Bir kadının da tepesinde olan bir adam yorucu. Bir erkeğin de tepesinde kendi olan de akrep, bir akrep kendine bile böyle yapıyor. Ebru alem ya. Ebru. Ebru'muz ha. Evet, sıra geldi yengeç. Yengece. Şimdi yengeç erkeği annesi gibi kadınlar arar. Ama saran, sarmalayan, doyuran kadını sever. Sadık bir burçtur. Ama bilir kişidir. Ay. Düşünsene, hep haklısın diyecek bir kadın arar. Ay ne gıcık bir şey yani. Haksızsan da haksızsın. Yani. Evet. Herkes de her konuda haklı olamaz ki. Yuvasına çok düşkündür, düzenine çok düşkündür. Ona hak verecek kadınlardan hoşlanır. Ona hak vermeyen kadınla hiçbir işi olmaz. Yok hükmünde. Yok hükmünde. Allah Allah. Kesinlikle. Sıra geldi. Aslan. Aslan. Aslan seksapalitesi yüksek kadınlardan hoşlanır. Bu benim kadınım diyecek. Kadın kadın yani. Kadın kadın kadınlardan hoşlanır ve onun açıklığı, çıplaklığı onu mutlu eder. Tabii bak dışarıda partnerin... Yani zihnen açıklığı mı, bedenin açıklığı? Bedenin açıklığı. Ha. Bu benim ya, yanımdaki benim. Hani şey, özgüveni artıyor yani. Özgüveni artıyor. Zaten onun ego problemi olduğu için hani partnerinin uzun bacaklı olması gerekiyor. Kendi bodru olsa da. Aslan erkeği bodru bodur da olsa, çok az bodur aslan vardır. Gezegen kavuşumlarına bakmak lazım. O yanında boylu poslu kadın ister ve bacakları güzel kadınlardan hoşlanır aslan erkekleri. Hmm. O yüzden bacağınıza bakın, güzelse tavlarsınız. Bu kadar basit. Bu kadar net. Kesin bacaklarınla tavlarsın aslan Allah erkeğini. Allah. Enteresan, onlarda bir bacağa takıntı vardır aslan erkeklerinde. Ve güzel giyime, göğüs, iri göğüslü, ki güzel bacaklı. Onlar nereyi temsil ediyor? Vücutta göğüs, böyle. Göğüs. Bir de. Evet. Ona rağmen bacak takıntılı. Bacak. Kadında bacak. Hmm. Göğüs ön planda olsun ki aslan erkeğinin başı dönsün. Hmm. Ama sorduğunda da akıllı kadından hoşlanırım. Yalan. Kör. Kör. Zeka konusu, akıl konusu tartışılır. Evet, o doğru. Kesinlikle. Evet, sırada başaklar. Başak erkeği doğduğundan ölene kadar muhasebeci kimliğindedir. Eyvah. Tutumludur, programlıdır. Tutumlu, programlı, kazancını biriktirecek kadından hoşlanır. Sürekli de bir şey talep eden kadın sevmez. Ve kendisinin ailesine kıymet verecek kadınla ilişki yaşar. Aile kurar, düzen daha kurar. Daha aileci olduğu için. Çok aileci ve çok korumacı olduğu gibi aynı zamanda onun için konforu alışkanlıklarıdır. Onun alışkanlıklarını taşıyabilecek kadınla anı da yaşar, hayatı da yaşar, yaşam boyu yaşanır. Ama zordur başak erkeği, çok zor. Düşünsene, kabile halinde bir koca ile evlisin. Ya da kabile halinde bir başak partnerin var. Arkasında bir ordu var. Onlara da sürekli bir hoş geldin, sefalar getirdin demek. Zorunda ve durumundasın. Eyvah hanımlar. Dikkat. Evet, sıra geldi. Terazi. Terazinin yalanlarını sindirebilecek her kadın teraziyle mutlu olur. Çünkü onlar amatör değil, profesyonel yalan söyler. Bence bir sektör olsaydı yalan üzerinde kazanan tek şey terazi olurdu.
Güzel. Hakikaten. Satılsaydı bu terazi olurdu. Çünkü yalanın sahibi terazi erkeği. Kızmayın bana, siz kendinizi biliyorsunuz. Güneş terazi, yükselen terazi. Bak çok iyi iş adamı olurlar. İyi avukat olurlar. İyi avukat olurlar. İyi pazarlamacı olur. Çok iyi. Allar çenenin, pullar. Yani çeneyle ilgili Allar şey pullar, demiri, altın diye sana satar. Sen eve geldiğinde onun altın olmadığını, demir olduğunu anlarsın. Allar pullar. Reklamcılıkta da iyi olurlar. İnanılmaz. Kendi reklamını da çok iyi yapar. Kesinlikle. Yani iletişim olan her şey de iyiler. Onun için huzur çok önemlidir. Ama o karşısındakinin huzurunu bozmuş. Farkında mı? Peki bozduğunu? Fark etse ne olacak ki? Onu ilgilendirmiyor. Onun kendi huzuru çok önemli. Ne kadar tatlıymış bu böyle. Tabii. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Terazi. Terazi. Kendine gel. Ah gelebilselerdi yörünge ve kozmoz değişirdi. O derece. Tabii canım, teraziyle arkadaş olacaksın. Sevgili oldun mu? Karı koca ilişki yaşadın mı? Vay haline. Yani terazi zaten tek evlilik çok zor ya. Birkaç tane tintin yaşlandığı vakitte, 60'ından sonra falan aldığı eş elinde kalır. Sırada akrepte. Akrep adı çıkmış 9'a, bir daha inmez 8'e. Aşkı en dorukta yaşayan akrep erkeği. Allah Allah. Dokunması ayrıdır. Sohbeti ayrıdır. Bak, her çiçekten bal alırsın. Sen kendini ne sanırsın, değil mi? Evet. Doğru söyledim, evet, sözleri. Doğru. Akrep gerçek aşkı bulana kadar uğraşıyor. Her çiçekten bal alır. Aşkının peşinden ayrılmaz. Ve nasıl kadından hoşlanır? Tutkuyu seven, aşkı seven, cinsellikten yorulmayan bir akreple birlikteysen, eşin, partnerin sana yaklaştığında geceleri başın ağrımasın, karnın da ağrımasın. Ay şimdi başım ağrıyor demekten vazgeç. Sıra geldi yay. Ay yay, eğlenceli kadından hoşlanır. Yay, evde oturan kadın sevmez. Üretken, çalışkan, sanatsal yönleri olan, spor yapan kadınlardan çok hoşlanır. Ve dolayısıyla bir yay erkeği hareketsiz bir kadınla olamaz. Bir kovayla, bir ikizler kadınıyla, bir terazi kadınıyla, ahu aşk yaşar tutkuyla. Hareketli ve enerjik kadınlardan hoşlanır. Evet, katılıyorum. Sıradaki oğlak. Oğlak erkeği dominanttır. Sözünü dinleyen kadından hoşlanır. Ve göz teması kuran kadınlarla ölene kadar bir arada olmayı tercih eder. Gözünü kaçıran kadını etrafında barındırmaz. Güven probleminden mi acaba? Çünkü oğlak dominant yönetmeyi seviyor ya. Yani gözümden. Yani ona ikna olacağım yani. İkna olacağım. Hani ne yapıyor? Ne anlatıyor? Dinliyor ama ne mu? Kadar güzel. Çok güzel tabii ki. Düşünsene. Yani aşırı dominantlık değil ama konuşurken senle, gözlerin içine bakan bir adam. Bir süre sonra ben sıkılabilirim gerçi. Kovayım. Doğru. o zaman kova erkeği. Kova erkeği. Nasıldı? Ay. Ay öyle bir erkek olmasın. Kovadan koca da olmaz, sevgili de olmaz diye. Ama buradan tabii ki aklı başında olan bütün kova babaları, karılarını aldatmamış kova eşlerine. Var mı? Vardır diye düşünüyorum. Kova erkeği onu merak eden kadından hoşlanmaz. Kova erkeği merak edilmeyi hiç sevmez. Hesap vermeyi, Sevmez. Nötr duran kadınlardan çok hoşlanır. Ve o tarz kadınlar da onu var ya avcunun içinde sallar. Tabii ki. O zaman kova erkeğine sahipsen taktiksel yaklaşacaksın. Bak, kova erkeğini umursamayacaksın. Nötr olacaksın. Önemsemeyeceksin. Oralı olmayacaksın. Ya eğer sen böyle bir adama aşık olduysan, bir kova ile birlikteysen, çok zeki bir adamla birliktesin. Kova çok zeki. Çok. Kesinlikle. Yani seni ikna eder. Her şeye ikna eder. Ve sen bir süre sonra psikologluk olursun. Doktorluk olursun. Ve sıra geldi balık. Yani her şeyi gözünde büyütür. Her şeyi abartır. Şık kadın sever. Güzel giyinen kadından hoşlanır. Az konuşan kadın sever. Ve evde yaşamayı seven kadından hoşlanır. Balık erkeği film açacak. Çizgi film de izleyebilir.
romantik film de izleyebilir. Ne izleyeceği günlük duruma göre değişir. Romantik kadın sever. Hmm. Ruhsuz kadından hoşlanmaz. Bir balık erkeği bir kova kadınıyla yapamaz. Çünkü kova kadını onun tepesini deler. O yüzden kendi gibi zarif, kendi gibi naif. Kesinlikle. Ateşi besleyen hava çünkü. Aynen öyle, kesinlikle. Bir rüzgar eser atıyor. Harlar. Kesinlikle. Yani balık zarif, naif, boş düşünmeyen, boş konuşmayan kadınlardan hoşlanır balık erkekler. Hmm. Evet. Derin. Derin düşünün, ikna edin, avcunuzu alın. Peki. Bölüm erkeklerden gidelim. Yani evet. Kızlara, bizim hemcinslerimize biraz taktiksel gidelim diye evet. istiyorum. Üzülmesinler. Tabii ki. Üssünler. Erkeklere üssünler. En kolay tavlanan burçlara gelelim şimdi. Erkeğine mi? Hı-hı. En kolay tavlanan erkek balık erkeğidir. Allah Allah. Çok kolay tavlarsın. Çünkü duygu yüklüdür. Çok kolay tavlarsın. İki sözüne kanabilir yani. Kanabilir. Ama balık erkeği, bak. Tehlikeli bir şey değil mi Nuray? Geldi bana kandı, çıktı dışarı başkasına da kanabilir. Yani kandı ama aşk ikna oluyor. Aşk anlamında ikna kanar. Yani onun sözlerinle değil, ruhunla, duygunla kandırabilirsin. Kandırmaktan kastım. Koçu da kolay kandırırsın. Koçu her kadın kandırır. Akrep aşık olana kadar işine kanmak gelir. Aşık olduğu vakitte hiçbir kadına kanmaz. Kesinlikle kovada hiçbir kadına kanmaz. Terazide hiçbir kadına kanmaz. İkisi kandırdığı için. Kendilerini kanmaya fırsatı yok. Hayatlarını kandırmakla geçiriyorlar. Çünkü. Benim gibi bu işe yeni başlayanlar için, yani merak anlamında, o zaman herkes kendi cinsinin burcunu okuyacak. Yani kadın için ayrı yazıyorsunuz, erkek için ayrı, bu anlattıklarından da yola çıkar. Eğer yorumsal anlamda, şimdi bir erkek haritasına baktığınız vakitte, şimdi ben profesyonel bir astroloğum, harita çıkarıyorum. Kadın haritası başka yorumlanıyor, erkek haritası başka yorumlanıyor. Çok farklı. Ve haritalar bile, her harita bir hayat. Bak ikizler, ikiz doğuyor, üçüz doğuyor. Aralarında beşer dakika var. Birbirinden apayrı karakterleri var. Aynı burç, aynı saat. İşte dakikalar dakika, değişik. Saniye bak, fark ediyor. Diye 2 dakikada, 4 dakikada açı değişiyor. O değiştiği vakitte duruş değişiyor. Hayata bakış değişiyor. Hayatı yaşama şekli değişiyor. Öyle bir sistem ki bu astroloji sistemi. Çok kadim ve derin bir bilgi evrim. İnanılmaz bir durum. Kesinlikle ve kesinlikle. Tabii canım, küçümsenecek bir şey değil. Hiç aslında. Değil. Kati sürekli. Bilim var işin içinde bir de. Yani çok derin bir olay. Kesinlikle. Yani daldığınızda, incelediğinizde, şimdi dün akşam örneğin temel seviye sınıfına eğitim veriyordum, biliyorsun Nuray Sayarı Akademi'nin de aynı zamanda kurucusuyum. Kız kardeşim profesyonel bir astrolog, beraber akademiyi yönetiyoruz. Akşam öğrenciler diyor ki, ay biz bu açılara gelmekten çok korkuyorduk hocam. Bu açıları nasıl çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Herkesin derdi de hayatındakinin açılarına bakıp ne halt işliyor onu görmek için. Zaman içinde, bir de ben şuna inanıyorum, laftan lafa geçiyorum ama şimdi eğer bir birey astroloji öğrenme yoluna girdiyse onun ruh hafızasında bu bilgi ruhlar aleminden kayıtlı ve haritası da buna müsait ki astroloji öğrenmek istiyor. Ruhunda kayıtlı olmayan hiçbir şeyi haritanda yoktur. Haritanda yoksa ilgin de yoktur. Dolayısıyla ben astrolojiye inanmıyorum diyenlere ben kızmıyorum. Niye? Temelinde, fıtratında, karakterinde, ruh hafızasında öyle bir kayıt yok. Haritası da buna müsait değil. Gül geç. İnanmıyorsa inanmasın. Canı sağ olsun. Peki bir şey soracağım sana. Kişisel bir soru. Mesela diyelim ki ben bir doğum günü partisi veriyorum veya bir düğün oluyor, bir şey oluyor. Sen de davetlisin. Oturuyorsun masaya böyle. Tesadüf bir adam var. Çok hoşlandın, beğendin. İlk sorun şey oluyor mu? Burcun ne? Ya yok. Ona göre hiç yol aldın mı hayatında? Böyle bir şey şekillendirdin mi? Arkadaşlık içinde, ilişki? Dostluklarımda tabii. Aa, senin bir haritana bakalım. Bunun ahbabı bulunur mu, bulunmaz mı? Adamım yaptı. Senin bir haritana bakalım. Yıllar öncesinde evet. Da yapmıştım. Ya istemsizce, bu benim işim ya. Zarar görür müyüm? Zarar verir miyim? Şimdi tek taraflı da düşünmeyelim. Belki o kişinin için ben hayırlı olmayacağım, canını yakacağım. Niye bunu bile bile kendime yaşatayım, ona yaşatayım? Gerek yok ki. Ne ben haksızlığa uğrayayım, ne o haksızlığa uğrasın. Günün birinde bir kaliteli yalnızlığı bırakıp bir aşk yaşamaya karar verdiğimde Allah adaylar gelecek, adaylar yalnız. Ha bu arada ben seçilmem, seçerim.
Evet. O yüzden sordum zaten. Ben seçilmem, seçerim, incelerim. O piti piti karameli sepeti hangisi? Boyu posu değil hayatım. Yok yok, şurası. Haritası, ha, kalbi, pardon, ve gönlü benim için önemli. Kesinlikle çok önemli. Yani adam diyelim ki kova veya terazi ama haritada bambaşka bir şey çıkar. Bilir. Kabul edebilirim tabii ki o zaman. Yani harita belki çok önemli. Yükseleni etkileyebilir değil mi bir de? Haritası çok önemli. Kişinin haritası çok önemli. Hani biz burada şimdi şu bu diyoruz ama doğum haritanızı bilmeniz şart. Ve zaten gençlere de şunu söylüyorum ben. Ya bir ilişkiye başladın mı? Al onun bilgilerini. Getir kendi bilgilerinle bir sinastri yapalım. Siz birbirine neyiniz neyle kavuşuyor? O adamın güneşi hangi burçta? Senin haritan 12 evden oluşuyor. Hangi evine oturmuş? Bak geçen gün birine bakıyorum. Adam kadının 12. evine oturmuş. Ne demek o? Görünmeyen hala. Aa. Arkasından ne yılanlıklar çevirecek. Tabii. Böyle boşanmaların önüne de geçeriz. Tabii ki geçeriz. Olarak. Baktırın. Yani bildiğiniz güvenliğiniz. Yani evlenmeden önce nasıl kan testi istiyorlar? Ya, aynen öyle. Bak şey şimdi olabilir. Venüs gerilerken düğün nikah kıyıyorlar. Bir sene sonra ayrılıyorlar. 17 Temmuz'da gerilemeye başlıyor 2023'de Venüs. Ha. 7 Eylül'e kadar. O arada nikah yapmayın. O arada nikah yapanlar, sözleşme. O arada ilişki kuranlar, o arada evlenenler, yüzük takanlar, aşk yaşamaya başlayanlar çatır çatır ayrılır. Nikahınızı kıyın 17 Temmuz'dan önce. Düğün yapacaksanız yapın. Hmm. Eğlenin, zıplayın, oplayın. Ama nikah sakın kıymayın. Sakın. Allah Allah. Yeni bir eve taşınmayın, eşya almayın. Yani görsel olan her şeyi de etkiliyor. Yani problem yaşarsınız. Merkür gerilerken imza atmayın. Anlaşma yapmayın. Venüs gerilerken de yeni bir aşka, yeni bir beraberliğe. Sakın adım atmayın. Ama Merkür, o ne bak, zaman gerilecek? 20 Ağustos'ta gerilemeye başlıyor. Çok Başak'ta gerileyecek. Yo, her zamanki gibi 3 hafta. 3 hafta? 3 hafta. Bu sene 4 gerileme var değil. Zaten 2023'e Merkür Yengeç Burcu'nda gerileyerek girdik. Sonra Boğa Burcu'nda geriledi ikinci, üçüncü Başak'ta. Dördüncü yine Oğlak'ta. Yine retroyla 2024'e geçiş yapıyoruz. Kötü bir şey mi? Yok, 3 Ocak ya da 4 Ocak gibi bitiyor. Kötü bir şey değil. Askıda kalan, yarım kalan birçok konuyla bizi yüzleştirebilir. Her şey, bak eskiden çok frapan bir kadındım. Şu an daha spor bir kadın, evet, farkındaysan. Ama ben sana da eskiden de diyordum hep spor giyin. Spor ol, spor ol, spor giyin diyor. Şimdi senin artık o bir giyim tarzın vardı ya, hani bir doktora yahu gitmiştik seninle de. Evet. Buse'ye. Aynen. Ay ne kadar bayılmıştı, ne kadar teenage böyle, ne kadar hoştu modern. Şimdi hep öyle giyiniyorum. Şimdi bakıyorum 4 sene önce, rahat, 3 sene önce. Rahat, stiletto'ların üzerinde işe git gel. Daracık kalem etekler. Ya konsere gittik. Hepimiz spor ayakkabıyla gittik Nuray. Hatırlıyor musun 2 yıl önce? Aa, hep bir konteseyle. Tabii tabii. Sürekli bir konteseyle podyuma çıkacak, sahneye çıkacak. Biraz daha şarkı okumaya başlayacak şekilde. Şonşonlarım yok bir tek üstümde. Ya kurtuldum o enerjiden. Tabii, evi de küçülttün mesela. Her şeyimi küçülttüm. Oh. Her şeyimi küçülttüm. Kalbimi büyüttüm, alanımı küçülttüm bebeğim. Oh. Çok mutluyum. Çok güzel. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Ben ayağına teşekkür sağlık, ediyorum. Bilgilerine sağlık. Canımsın benim. Bir daha isterim seni görmeyi. Aa, aslında yapalım mı bir de kadınlar üzerine? Yapalım tabii ki de. Vallahi bunun aynının kadın versiyonunu yapalım. Yapalım. Tamam o zaman, sözünü yapalım. Aldım. Söz. Tamam. Efendim beğendiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.